Ne kölesi? Bünyamin krallar gibi yaşıyor. Mısır Aziz'i ona gözü gibi bakıyor. Gözlerimle gördüm. Kendin mi gördün yoksa birinden mi duydun? Kendi gözlerimle gördüm diyorum. Her zaman onu yanında götürüyor. Arabada bile yanından ayırmıyor diyorum. Yani o Yuzarsif'in özel kölesi mi olmuş? Size Bünyamin krallar gibi yaşıyor diyorum. Sen köle diyorsun. O da kardeşi gibi gittiği her yerde çok çabuk seviliyor. Mısır Aziz'ini öyle kendine bağlamış ki onu bir an bile kendinden ayırmıyor. Bu taraftan. Yuzarsif Hazretlerini görmek istiyoruz. Babamızdan Mısır Aziz'ine bir mektup getirdik. Buna izin veremem. Huremop Hazretleri ile konuşmalıyım. Şu anda saraya girmeniz mümkün değil. Danışman Hazretleri. Danışman Hazretleri, bir ricamız olacaktı. Yine mi siz geldiniz? Ne istiyorsunuz? Mısır Aziz'i Yuzarsif Hazretleri'ni görmek istiyoruz. Babamızdan kendisine mektup getirdik. Kardeşinizin yaptığı işten sonra Mısır'a gelecek yüzünüz olmayacağını sanıyordum. Pekala. Gelin benimle. Bakalım ne yapabiliriz. Hadi. Gidelim. Kaldırın başınızı. Ne istiyorsunuz? Dinliyorum. Her ne kadar kardeşimizin yaptığından dolayı mahcupsak da Mısır Aziz'inin yüceliği kendisinden bir kez daha yardım dilememize neden oldu. Kenan'da kıtlık hala sürüyor. Buğday almak için ne paramız ne de değiş tokuş yapacak malımız var. Durumumuz çok kötü. Sadece biraz deri, yün ve ip getirdik ki onlar da size layık değiller. Umarım Mısır Aziz'i bu değeri az mallar karşılığında bu yılda İsrailoğulları kabilesini kıtlıktan kurtarır. Pekala. Bu sefer de buğday almanız için emir vereceğim. Ancak bir dahaki sefere bedelini eksiksiz ödemelisiniz. Size minnettarız. Allah Mısır Aziz'inin gölgesini başımızdan eksik etmesin. Başka bir ricamız daha var ki umarız Mısır Aziz'i onu da kabul ederler. Dinliyorum. Umarım Bünyamin hakkında değildir. Onun hakkında. Acizane ekselanslarından rica ediyoruz ki onu bizimle Kenan'a göndersin. Babamızın artık ondan ayrı olmaya dermanı kalmadı. Size durumu çok iyi dememiş miydim? Görünüşe bakılırsa bir köleye hiç benzemiyor. Babamızın mektubu. İki gözü iki çeşme ağlayan babamız Mısır Aziz'ine bir mektup yazdılar. İzin verirseniz takdim edeyim. Radamon. Allah'ın kulu Yakup'tan Mısır Aziz'i Yuzarsif'e. Her şeyden münezzeh olan Allah, biz peygamberlere her zaman bir takım belalar gönderdi.
ve bizi çeşitli musibetlerle imtihan etti. Ceddim İbrahim'i Nemrud'un ateşiyle imtihan etti. İsmail'i Allah kurban edilmek üzere sunak yerine sürükledi. Beni de gözümün nuru ve kalbimin kuvveti olan bir evlada hasret bırakarak denedi. Onu bir gün kıra götürdüler ve bana kanlı gömleğini getirdiler. Yusuf'la aynı anneden olan bir oğlum vardı. Yusuf'un kokusunu ondan alıyordum. Yusuf'un yerine yaralı kalbimin merhemi oydu. Kardeşleri onu senin huzuruna çıkardılar ve bir daha geri getirmediler. Onu hırsızlık suçuyla itham edip köleleştirmişsiniz. Açıktır ki peygamber çocukları hırsızlık yapmaz. Sözün özü şu ki ne çocuklarımın ayrılığına dayanacak dermanım ne de gözlerimde nur kaldı. Sizden yanınızda esir tuttuğunuz evladımı bu ihtiyara geri göndererek kendisini üzüntüden kurtarmanızı istiyorum. Böyle yaparsan sana hayır dualarda bulunacağım. Böyle yapmaz ve bu acı çeken ihtiyara acımazsan, yanık bağrımdan öyle ahlar yükselir ki bunun alevi 7 sülaleni kül eder. Sen bunun alevleriyle mücadele edecek güçte değilsin. Allah'ın kulu Yakup. Yazıklar olsun size. Yusuf'a ne yaptınız? Çirkin eylemlerinizden ötürü babanızın ne kadar acı çektiğini biliyor musunuz? Sanıyorum Mısır Azizi'nin zihnini bize karşı kışkırtmışlar. Biz kardeşimize ve babamıza karşı bir suç işlemedik efendim. O senedi getirdin mi? Demek siz hiç günah işlemediniz, öyle mi? Biz sadece gerçeği dile getirdik. Buna emin olun. Pekala. Biz Kenanlı 10 kardeş, kölemiz Yusuf'u Malikoğlu Zar'a 18 dirheme sattık. Tek şartımız bir daha geri dönememesi için onu Mısır'a ya da uzak bir ülkeye götürmesidir. Levi ve Şimon bu mektubu mühürlemişler. Bu Şimon'un yazısına benziyor. Şimon hanginiz? Ben.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.